Yani çocuğum delik deşik oldu diyebilirim tabiri caizse. Sağ olsun hocalarımız, Cerrahpaşa'dan hocalarımız, gastroenterologlar. Ama çok fazla hastane ve şey ismi söylemem. Çok fazla hırpalandık ama en sonunda bize şunu söylediler. Hiçbir şeyi yok. Yani akla gelebilecek her şeyine baktırdık. İşte ben programın başında seyretmişseniz ben onu vurgulayarak söylemiştim. Tekrar vurgulayarak söylüyorum. İnsan organizmasının %30 civarında biliniyor, tanınıyor. %70 bilinmiyor. Belki için, daha önceki hayattan taşıdığı bir bilgidir. Biz 1000 sene önceki ataların hastalıkları da taşıyoruz. Yani sizin anne babanın suçu burada bazen olmayabiliyor. Bazen beyaz ırk, Kafkasyen ailelerde, yani beyaz ırk ailelerde zenci çocuk dünyaya gelebiliyor. Bu ne demek? Hocanın karısını öldürmesi demek. Şimdi bakınız, bu çok trajedik bir olay. Birçok dünyada bazı hastalıklar teşhis edilemiyor. Ama bir kalıba uydurmak, bir kağıdın üzerinde bir şey yazmak zorunda. Evet. Bugünkü modern ortodoks tıp. Ve bunları ancak el birliğiyle her şeyi reddedip değil, acaba bu teknoloji, bu metotlarıyla nasıl bir yararlanabiliriz düşünceler yaklaşırsa, bugünkü tıp başka bir yerde olabilir. Yani bizim yapması gereken o şeyleri, atların takılan şey ne diyorlar ona? At gözlüğü. At gözünü hafiften en az buraya kadar açmak. Yani beyni programlamış bir informasyon, insanın bir obje olarak bakmasını, bir robot olarak bakmasını biraz hafifletilirse, biraz esnekleştirilirse, bugünkü insan sağlığıyla ilgili, ruh sağlığıyla ilgili çok büyük bir gelişmeler olabilir. Ama bunun üzerinde çok da ciddi bir gelişmeler var. Yok değil. Var tabii canım. Türkiye'de mecburuz zaten. 10 sene önce hayal edilmeyecek kadar. Senin işittiğin hakaretleri biliyoruz televizyon yani, programlarında. Ama bugün aynı insanlar, o hakaret edilen insanlar oralara buralara el koyup bir enerjiden yararlanıyorlar. Ya. İşte insanlara yabancı gelen şeyler hep tabii bizim davranış biçimimiz çok çirkin milletçe. Tanımadığımız şeyleri yok saymakla, hakaret etmekle örtmeye çalışıyoruz. Ama açıldı kafalar dediğin gibi. Senin açılmak o zaman zorunda. Sana hakaret eden doktorlar şimdi senin gibi doktorlardan eğitim alıyorlar. Kendi alanlarında da bunu uygulamak tabii için. Tabii canım, tabii hastalar. Canım. Leyla'cığım sen bir an önce bir Şuayb'i gör. Yani evet, bu konuda bana destek olabilecek mi? Destek olmaya çalışıyorum. Konuda... Sen bebeğini de götür ama. Yani gittiğin gün tek başına gitme. Bebeğim bilhassa kendim çocuğu... için neden diyeceğim. Çünkü bu konuyla ilgili şimdi Şuayb Bey diyorsunuz, televizyonda çok insanlar çok hakaretler. Zamanında. Falan. Ama her mesleğin bir şarlatanı var. Çok böyle rastladım. O zaman yani. Daha mesleğin tanımı yoktu. Şarlatanlar henüz çıkmamıştı. Şarlatanlar şimdi çıkıyor ortaya. Çünkü artık benim de gücüm kalmadı. Şimdi bebeğin zaten kusmaları geçti Şuayb Bey şu anda. Ama yeme ve çiğneme problemimiz var. Çocuk çiğnemeyi, yemeyi çok geç öğrendiği için şimdi sadece mesela çiğneme çalışmaları yaptırıyorum ben çocuğuma. Çiğniyor, çiğniyor. Şunun sonra hatırladım ki yut dememişim ben. Uzun süre çiğniyor çocuk, ağzında tutuyor. Mesela şimdi, sen yut diyorsunuz, zoraki yut. Leyla Hanım, ya. Bu ciddi bir boyutta sizin bu olaylardan o kadar yoğun birikinti ve etkilediğini gösteriyor ki. Ama şunu biliniz, daha geçenlerde Rusya'da bu konularla ilgili çok ciddi bir program vardı. Talk show programda tartışıyorlardı. Ortodoks kiliseden papazlar geldi, profesör tip profesörler. Benim hocam Karatkov, Profesör Karatkov bu makinenin icat eden adam vardı ve araştırıyorlardı bunu. Ve papaz, yani bizim İslamiyet'te de aynı nasıl eskiden kadavrayı, cesetini kesmeye, onun üzerinde analiz etmeye nasıl yasaklıyorlardı, günah bilmem ne diye. Aynı şekilde bizim profesör şey yaptı, bu kirlian teknolojisine insan enerjisini ancak 40 gün sonra bedeni terk ettiğini bilimsel olarak açıkladı. Dikkatini çekiyorum, 40 gün sonra ancak öldükten sonra insan enerjisini yok oluyor. 40'ı çıktı şekilde. Derler ya belki i̇şte ondan. İslamiyet'te de aynı 40 gün duaları var. Hristiyanlıkta da vesaire. Ama bunları bilimsel olarak açıklanmamıştı. Şimdi burada söylemek istediğim şu. Ha, orada da şey papaz diyor ki günah işliyorsunuz diyor. Yani karşıma çık. Dedim ki yani ne günah işliyorum. Ben insanlar için çalışıyorum. Ve insanlar için ilerlemek, tıp için çalışıyorum ve bilim, ilim için çalışıyorum. Bu yaklaşım devam edecek. Burada da din adamları var. Organ şekilde. Bağışlamayın, günah diyorlar insanlara. İşte orada bir kadın vardı. 7 ay boyunca komada yaşayan, kızını kurtaran bir anne. Kız mı komaya girmiş? Evet, 7 ay boyunca kız komadaydı. Ve
programa çıktı ve gösteriyorlardı sapasağlam. Evet, daha az yavaş konuşuyor. Klinik ölüm hikayeleri üzerinde yapılmış bir programdı ve çok da enteresandı. O konu üzerinde ayrıyeten bayağı bir program yapabiliriz. Çünkü ben Türkiye'den bir iki program daha bugüne kadar 14 senedir anlattım. Kendim yaşamış klinik ölümü. Çünkü bunu anlatıp da anlayacak insan var mı acaba diye şüpheleri kendimi içine gizlemeyi daima tercih etmiştir bunu. Ama bugün gittikçe bu olayların yaşayan o insanlar arttıkça bunun üzerinde araştırmalar da yapmaya başlanıyor. Oradaki olan bir şey nedir? Anne nasıl başına durdu? 7 ay boyunca kızını besledi. Neyle besledi? Sevgiyle. Sevgiyle ve informasyonla besledi. Müzik dinletirdi. Ona bütün dünyadaki haberdar etti. Her şeyi. O kızı bıraksalar da hastane odasında. Onu zaten defalarca söylemişler. Kadın zaten annesi doktordu. Ha. Bir de artık filmlerde filan da çok var. Komadaki hastaların hep sevdikleri başında konuşun diyorlar. İşte orada annesi olduğunu bilsin diyorlar. Ve kızını kurtarmak istedi ve başardı. Bu ne demek? Demek ki bazen işte komaya girdi, işte öldü gitti. 3 günde toprağa verip şey yapılabiliyor. Ama bazen olaylar var ki insanlar istemediğim sürece bazen kendi fizyolojik yaşını doldurabilir. Ama bunun için sebepler üretiyor. Demek ki o kızın annesi sebep oldu buna. Çünkü doktor oluşması, doktor olması ve ne yapması gerektiğini bilmesi. Yani daha fonksiyon varsa onu kurtarabileceğim düşünceyle 7 ay boyunca onu besledi. O daha bilgiliydi bu konuda. Evet. Ama bunu hiç bilmeyen bir anne ruhu zaten buna çok yatkın, biliyorsun. Bir annenin ruhu asla o çocuğu yalnız bırakmaz. Ya evet. Da hangi anne ya kızım komada zaten ölecek diye gider evde oturur huzur içinde. Evet. Leyla kapadı herhalde. Evet. Zaten arayan iki kişinin de şeylerini ben sana veririm, telefonlarını. Hı hı. Sen de bir takip edersin ne olup tabii, ne bittiğini. Tabii. Yani küçükken diyorsun, o zaman çocuklarımıza hani anne babaları demek ki çok ciddi anne eğitmek gerekiyor. Anne babaları eğitmesinin dışında anne babalar çocuklarla çok fazla vakit geçirmiyor. Bence burada çok ciddi bir şekilde sevgi pedagoji mi var ve eğitim üniversitelerde bu konu üzerinde özellikle... Bugünkü modern düşünce ve modern yetiştirme çağında onları yetiştirmek lazım. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bu eksikliği var. Sevgi eksikliği sevgi var. Sevgi eksikliği var. Para veriyor. Evet. Diyor ki ben çok meşguldüm. Her şeyim var işte, daha ne istiyorsun diyor çocuğuna mesela. Bak çok güzel bir noktaya değdin. Ne ayıp. Şimdi mesela bugün 13 yaşında bir çocuğa Rolex saatini, altın saatini takarsan olacağın 20 yaşından sonra olur. Çok rastlanmış olay yani kaç on binlerce insana geldi geçti bu 14 sene içerisinde. Çok enteresan vakalarla karşılaştım. Çok eğitimli anne baba, yani ikisi de doktor olup yetiştiren bir anne babanın çocukları gördüm. Tahsil yapılıyor, doktora yapıyor, onu yapıyor, şunu yapıyor ve dadılarla büyüyor. 14-15 yaşında olgunluk çağına gelince hani babasına bütün birikintisini üstüne atıyor. İsyan ediyor. Ben var ve ya seni filan dinleyince... Uyuşturucu, alkol, sigara ve sokak. Çünkü mutluluğu bir yerden bulmak lazım. O eksik olan sevgiyi bulmak lazım. Ben şunu diyorum. Ben mesela bugün ayakkabı alma hastalığı var bende. Neden? Kadınlarda çünkü, vardır o hastalık genelde. Ama ben çocukken şunu söyleyeyim. Ben yatılı okuduğum zaman... Ben bir kış sandaletlerle geçirdim çünkü ayakkabı yoktu. Benim ayakkabı çalınmıştı yatılı okula. Ve o bilinç altındaki psikolojiye bak çocuğun. Bak şeye bak sen yani. Peki kadınların hepsi çocukken ayakkabısız mı kalıyor ki yani, deli gibi ayakkabı alıyoruz? Bir de kovboy ayakkabısına acayip hayrandım ve ilk kazandığım parayla ben kovboy havası... Ama Ruslar hep böyledir, niye bilmiyorum. Amerika özentisiyle bağlantılı bir şey, biliyorsun değil ve mi? Ve bir gün giydim ama onu tattım. Bir gün giydin. Sonra çok rahatsızmış. Şimdi bu çok önemli bir şey. Yani çocuklukta eksik olan bir şey...